Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalı para kazanmaya açıldığı zaman hepimiz biliyoruz. Vergi istisnası almak zorunluluğumuz var. Türkiye'de vergi istisnası 193 sayılı kanun gereği ve Amerikan vergi formu, daha sonra İrlanda vergi formu, böyle birkaç ülkede yavaş yavaş sırayla bu formlarını YouTube üzerinden gönderecek. Bizim Türkiye'de de YouTuber'lar için veya sosyal içerik üreticiler için TikTok, Instagram gibi bu sosyal medya üzerinden para kazanmaya başlayan kanalların, fenomenlerin 193 sayılı kanunun 20B maddesine göre vergi istisnası alma zorunluluğu var. Peki sonra ne oluyor? Arkadaşlar, vergi istisnası alan arkadaşlarımız vergi mükellefiyetine tabi oldukları için eğer bir sosyal güvenceleri yok ise bunlara Bağkur çıkıyor. Peki Bağkur nedir? Bağkur sağlık hizmetleri ve emeklilik hizmetleri veren bir sosyal güvence. Peki ödemezsek ne olur? Bağkur borcu çıkar. Hizmet almadığınız için eczanelerden, hastanelerden ücretli ilaç alırsınız, tedavi olursunuz. Peki eşinizin sigortası size artık durur. Eşinizden size olan sigorta durur. Dolayısıyla Bağkurlu olduğunuz için artık kendi başınıza olursunuz. YouTuber'lar için çok büyük bir sorun bu arkadaş. Yani o yüzden YouTube kanalı olan ve para kazanmaya açılan arkadaşlarımız ister istemez eşi emekli ise emekli üstüne yapıyor. Onda Bağkur sorunu yok. Eşi SSK'lıysa onun üstüne yapıyor. Sorun yok. Eşi memursa onun üstüne yapma meyili oluyor. Arkadaşlar, memurlar YouTuber olamaz diye bir şey yok. Memurlar YouTuber olur ama para kazanma noktasında ülkemizdeki kanun onu ticaret erbabı gibi gösteriyor. Aslında YouTube telif ücreti ödüyorum dese de bizim vergi ile alakalı uygulayıcı birimler bunu mükellefiyet kabul ettikleri için orada ince bir sorun var. Aslında yasa ile düzeltilebilir. Şu an için dolayısıyla memur arkadaşlarımızın eşleri de veya memur olan arkadaşlarımız da kanalları sorun yaşayabilir. Peki hocam siz ne demek istiyorsunuz? Arkadaşlar şunu söylüyorum. Kanalı para kazanmaya açılan arkadaşlarımız bana Instagram adresimden ulaşırsa benim Bağkur sorunum var. Ben kanalı üstüme alamıyorum. Benim emekli sandığı yani devlet memuruyum. Kanalı açamıyorum. Para kazanamıyorum. Vergiye tabi olamıyorum. Ne yapacağım diyorsanız arkadaşlar çözüm bende. Benimle Instagram'dan iletişime geçerseniz ben bir uygulama yapmak istiyorum. Bu uygulama üzerinde para kazanmaya bir şekilde devam etmenizi sağlayacağız. Bununla ilgili detaylı bilgi isteyen arkadaşlarımız, abonelerimiz, YouTuber'lar, TikTok'cular, Instagram'cılar bana Instagram adresimden ulaşırsa onlara detaylı bilgiyi vereceğim. Ve o konuyu da aşmaya çalışacağız. Yani para kazanacaksınız ama diğer sorunları nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Peki hocam buradan niye anlatmıyorsunuz? Buradan anlatamıyoruz arkadaşlar. Çünkü farklı farklı anlaşılıyor. Ha, yasal olmayan bir şey mi? Hayır. Yasal olan bir şey ama dedim ya bunu fazla açmak istemiyorum. Detaylı bir şekilde kanalımdan bana ulaşırsanız bu videoyu izleyen arkadaşlar hocam benim böyle bir sorunum var derse ben de onlara yol göstermeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma desteğinizi bekliyorum. Ve yine tekrar söylüyorum. Hocam ben para kazanmaya başlayacağım. Bağkur sorunum var. Ben bunu çözemedim. Hocam ben devlet memuruyum. Vergi istisnasıyla vergi mükellefiyeti başlıyor. Ticaret erbabı gibi görülüyorum. Dolayısıyla ceza yemek istemiyorum.
bu konuda bana nasıl bir çözüm öneriniz var diyen arkadaşlar bana ulaşıyor Instagram adresimden. Ben detaylı bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.